Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorumun 17. bölümüyle karşınızdayız. Bugün ne konuşacağız Osman? Bugün biraz aslında Huawei'nin başarısından bahsetmek gerekiyor. Gerçi başarı mı başarısızlık mı daha bunu da tartışmak gerekiyor biraz da. Biliyorsun evet. Bir süredir yeni çıkan Huawei modellerinde Google servisleri bulunmuyor. Huawei burada biraz kendi yağında pişme kavrulma meselesine girdi ve kendi uygulama mağazasını açtı. Bu uygulama mağazasının ne derece aslında başarılı olduğunu konuşmamız gerekiyor. Evet, App Gallery'den bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben biraz geçmişten bahsedeyim. Yaşı biraz daha yüksek birisi olarak. Bir dönem Nokia hani çok popülerdi biliyorsunuz Nokia Ovi telefonları. Ovi Store mu vardı? Öyle bir şey vardı. Ovi Store vardı falan. Onların öyle bir şeyleri de vardı. İşte o Symbian için böyle ekosistem kurmaya çalıştı onlar bir dönem ama başarılı olmadılar. Sonra Microsoft aldı Nokia'yı. Onlar da bir denediler. O da olmadı. Zaten battı. Yani bu aslında uygulama ekosistemi kurmak hani dışarıdan kolay çok kolay gibi görülüyor ama aslında hiç kolay değil arkadaşlar. Neden? İnsanların uygulamaları bulmasını sağlamak, işte ne bileyim günümüz için söylüyorum ben, bir Instagram'a, bir Facebook'u, bir diğer uygulamaların o ekosistem içinde yer almasını sağlamak o kadar kolay bir şey değil. Artı ekosistemi kursanız bile sadece onunla da bitmiyor. Şimdi diyelim ki bir uygulama size bir mesaj gönderiyor, bildirim gönderiyor, push notification diyorlar ya, onu göndermesi için belli servislerin çalışıyor olması lazım arka planda. Onları kurmak da o kadar kolay bir şeydi. Şu anda Huawei hem Türkiye'de hem de globalde aslında bunun için çalışıyor. Bir alternatif bir şu an hatta kendi açıkladıkları rakamlara göre de veya söylemleri şöyle, dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak geçiyor Huawei App Gallery. Zaten baktığımız zaman dünyada büyük olan uygulama mağazası bir App Store var Apple'ın. iOS için. Google Play var. Store. Yani üçüncü. Başka biri de çıksa o da dördüncü en büyük olacak. Yani bu biraz şey yapıyor. Üç kişinin yarıştığı bir yarışta üçüncü olduk demeye benziyor da. Ama aslında şöyle mesela orada şöyle haklı. Mesela işte APK Pure gibi ya da böyle farklı alternatif uygulama mağazaları da var. Ama onların şöyle bir sorunu var. Yani işte Apple'ın veya Google'ın veya Huawei'nin mağazalarından farklı olarak oralarda kontrol mekanizmaları çok sağlam değil. İster istemez hani Huawei'nin böyle bir işe giriyor olması tabi beraberinde bir güveni de getiriyor. Çünkü biliyorsun şimdi sen telefonuna bir uygulama yüklüyorsun APK Pure'dan ama adam sana bunun hani güvenli mi değil mi işte senin bilgilerini alıp bir yere mi yolluyor yani o konuda bir fikrin yok. Evet güvenlik açısından önemli ama ben şöyle düşünüyorum o konuda. Şimdi bir de Huawei'nin dezavantajı Google servislerini de kullanamıyor. Belki şimdi yarın bir gün Xiaomi kendi mağazasını açsa orada Google şeyleri de olacak mesela. Evet. İşte YouTube olacak, Google Drive olacak, Google Maps olacak, evet. Hepsi olacak. Ama Huawei şu anda o servisleri de kullanamıyor ve o servislerin altyapısını kullanan uygulamaları da kullanamıyor. Evet. Yani böyle bir dezavantajı var. Bu dezavantaja rağmen hani satışlarda falan düşme olması bekleniyordu. Hatta geçtiğimiz ay en fazla telefon satan şirket oldular. Samsung'u da geçti. Tabii onun farklı nedenleri var. Sebepleri de var tabii. Yani koronavirüsten ötürü. Onları zaten başka bir videoda açıkladık. O videonun da hatta linkini yukarıdan veririz şimdi. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Lakin günün sonuna baktığımızda Huawei şimdi Google'a meydan okuyor mu? Evet okuyor. Yani ben sen olmadan da bu işi yürütürüm diyor. Muhtemelen Google dese ki ben tamam servislerimi kullan. Huawei bence bu reddeden yok, sonra zaten geri dönüş yapmayacaktır. Bu saatten sonra artık ben Huawei'nin geri dönüş yapacağını sanmıyorum. Ben çünkü işte. Bence ihtimali vardı öyle bir şey. Çünkü bu ABD ile yaşanan sıkıntıdan sonra bir tek Mate 30 Pro bu Google servislerini kullanamıyordu ama P40 Lite ile beraber tabletlerin de tamamında şu anda çıkan tabletlerin ki biz MatePad Pro'yu inceledik onda da yok. P40 ailesinin tamamında yok evet. Google servisleri. Artık Huawei kesin köprüleri atmış görünüyor. Honor modellerinde de gelmiyor bu arada onu da belirtelim. Evet yani o yüzden artık Huawei bu konuda çok kesin kararlı. Yarın öbür gün belki şöyle düşündü bence haklılar da. Yani Google bir daha bir sıkıntı olsa Amerika ile şöyle olsa böyle olsa bir daha ben senin telefonlarımı kullanma dediği zaman o zaman gerçekten ciddi bir sıkıntı olacak. Bence çok önemli bir dönüm noktasındayız biz şu anda. Huawei buna çok hazırlıklı yakalanmadı bence. Çünkü apar topar olan bir gelişmeydi bu. Geçen sene bu dönemde ortaya çıkan bir olaydı. Mayıs ayında hatta geçen sene. 2019'un Mayıs'ında ortaya çıktı bu sorun. Belki biraz daha hazırlıklı olsaydı hani bu süreci daha iyi yönetebilirdi belki ama yine de şu anda bile ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun biz hem sen hem de ben ayrı ayrı videolar çektik. Sen P40'ı anlattın, ben P40 Pro'yu anlattım. Google olmadan nasıl kullanılabileceği konusunda videolar çektik. Evet kullanılıyor mu? Kullanılıyor ama senin söylediğin gibi belli noktalarda diyelim ki siz Google Play Store üzerinden bir oyun aldınız. Ücretini parasını verip çalışmıyor mesela o. Çünkü Google servislerini kullanmışsın. Bir de şöyle bir şey hani Pong klonla aktarsanız dahi bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor. Atıyorum şimdi oyunda eğer Google Play servislerine giriş yapman gerekli diyorsa
Bitti, geçmiş olsun. Ya, verdiğim para ben şöyle düşünüyorum. Muhtemelen 2 sene içinde bu tip sorunlar ortadan kalkacak. Çünkü Huawei de kendi ekosistemini kuruyor. Mesela ben şimdi şu an kullanıyorum. Huawei Bulut var. Aynı işte Apple'daki işte iCloud gibi. Yani ne bileyim Google'daki iDrive gibi, işte Drive gibi aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi yavaş yavaş o ekosistemi kuruyor. Muhtemelen ödeme sistemi de gelecek ona. İşte başka bir şey de gelecek. Ne bileyim. Ya zaten mevcut bir ödeme sistemi var Huawei'nin de hali hazırda sadece Çin'de geçerli. Muhtemelen onu globale açacaklar. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. Yani değil, en azıyla bizim bir Huawei'ye 2 sene vermemiz lazım arkadaşlar. Şu anda yani muazzam bir app galeri yok ortada. Evet. Onu bir kere söylememiz gerekiyor. Doğru. Yani aldığınız telefonu şimdi normal bir Android telefonla Huawei'yi aldığınız zaman arada bayağı bir fark göreceksiniz. Bunun nedeni Google servislerinin olmaması ve bazı alışkanlıkların süre gelmesi. Adam şimdi alıyordu, ne yapıyordu? İşte Google kimliğiyle oturumunu açıyordu. Play'e giriyordu, istediği uygulamayı yüklüyordu oradan. İlk uygulamalardan biri de YouTube oluyordu vesaire. Ama şimdi Huawei'yi aldığında bir kere zaten Google Play yok. Google Play ile kimliğiyle girme diye bir şey diyor. Yeni bir kimlik yaratacak yani Huawei kimliği yaratacak. Ve çoğu yerde geçerli olan bir kimlik de değil. Ha, hani bilinen bir kimlik değil. Tamam, Huawei kimliği güzel bir kimlik ama onu yarattıktan sonra işte uygulama mağazasına girecek ve aradığı uygulamaları muhtemelen birçoğunu bulamayacak. Çünkü şu anda hani ne kadar Huawei'yi zenginleştirmeye çalışsa da pek çok oyun mesela bulunmuyor arkadaşlar. Ya da sizin istediğiniz oyun görüntüsü altında bambaşka bir oyun çıkıyor karşınıza. Mesela ben Kafatopu 2'yi indirdim. Aa dedim, Kafatopu 2 varmış, en azından indireyim oynayayım falan. Bir baktım Beach Volleyball bilmem ne diye başka bir oyun şey çıktı yani. Aynen. Evet, bu sorunlar var ama ben 2 seneye kadar bunların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ama tabii bu şu öyle bir sıkıntı da getirecektir. Hani tamam, APK'sını yüklüyorsun, kendi web sayfasında var. WhatsApp bile kendi web sayfasına APK'sını koymuş, oradan yüklüyorsun. Ama işte güncellemesi için takip etmen gerekiyor. İşte aynen, bir şeyler yapma, o apps yükleyeceksin de falan da filan da. Çok konforlu bir deneyim değil ama bir de şu benim dikkatimi çekti. Huawei artık cihazlarında da atıyorum işte saati olsun, bilekliği olsun, kulaklığı olsun. Bunları hani kontrol edebilmek için Huawei modelleri haricinde Huawei App Gallery indirmeni istiyor. Evet. Yani atıyorum siz Samsung kullanıyorsunuz arkadaşlar ve Huawei'ye bir saatiniz var. Eğer bu saati verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız Huawei App Gallery'yi indirmeniz zorunlu. Yani onu indirmeden saati kullanamıyorsunuz. Böyle de bir zorunluluk durum getirdi, evet. Muhtemelen onu hani kullanıcı sayısını arttırma vesaire vesaire o tarz planlar için yapmış olabilir diye düşünüyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Şu an çok dediğim gibi az önce söyledim, tarihi bir dönemden geçiyoruz. Hem koronavirüs var, şu var, bu var ama bir taraftan da baktığımızda Huawei şu anda bir yeni bir ekosistem inşa ediyor. Elbette eksikleri var. Elbette geliştirilmesi gereken birçok yön var. Alışkanlıklarımız var. Kullandığımız uygulamalar var. Ben bile çift telefon artık kullanıyorum. Hani P40 Pro'ya geçtim, kullanıyorum ama Google servisleri ihtiyacım olan noktalarda olabiliyor bazen. İşle ilgili şeylerimiz var. Kullandığımız uygulamalar var. Çift telefon kullanıyorum ama mesela belki 2 sene sonra böyle bir şeye gerek kalmayabilir. Bence ya, muhtemelen. Alternatif olması önemli. Ben hep söylüyorum. Tabii ki rekabet olması güzel bir şey ya. Çünkü iOS zaten kendi şeyini kurmuş, ekosistemini kurmuş. Evet. Hiç karışmıyor diğer modellere. Baktığın zaman Google Android pazarına tamamen hakim bir isim konumuna gelmiş. İşte bugün bir firmaya hani Android'i bile vermiyorum değil, servislerinden yararlanmıyorum dedirttiğinde büyük bir kan kaybına uğruyor firma. Oluyor. Muhtemelen bu ileride diğer üreticilere de bir böyle gazlama olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bazıları şu anda alttan çalışmaya bile başlamışlardır. Bence de, ben de onu tahmin ediyorum. Bir de bir tabii şöyle bir durum var. Belki hatırlayanlar vardır. Huawei'nin kendi mobil işletim sistemi de vardı bu arada. Evet. Ama şu anki ilerlediği yolda baktığımızda Google'ı kullanıyor ama Google derken Android'i kullanıyor. Android de bu arada ücretsiz bir işletim sistemi arkadaşlar. Siz de kendiniz de bir telefon yapıp ben onun içine Android açık koyabilirsiniz ama güvenlik güncellemesi, yaması, şusu, busu dediğiniz zaman o zaman Google'a başvurmanız gerekiyor. Ya da birazcık geç geliyor o tarafa. Öyle bir sıkıntısı var. Evet. Huawei kendi işletim sistemini getirmedi. İleride getirirdi. Hani o uygulamaları oraya import eder falan mı? Onu da çok net olarak bilmiyorum. Ya belki hani Android ile aynı dili kullanan bir işletim sistemi yaparsa, yani şöyle bir şey olabilir. O uygulamalar hem Android'de çalışabilir hem ama de kendi işletim Huawei'nin sistemi yaptığı kendi işletim sisteminde çalışabilir. Yani böyle bir durumda söz konusu olabilir. Bekleyelim, görelim. Yani ben Huawei'nin bir şeyler başaracağına inanıyorum açıkçası. Ben de inanıyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei'nin
ekosisteminden biraz bahsetmek istedik. Biliyorsunuz son dönemde çıkarttığı telefonlarda Google servisleri yok. Kendi App Gallery ekosistemini kurmaya çalışıyor marka. Artılarını, eksilerini, nereye gider, ne olur veya hani birkaç sene sonra ne gibi bir noktaya ulaşır konusundaki görüşlerimizi aktarmaya çalıştık. Konuyla ilgili sizin de fikirleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmenizi rica ediyorum. Bu arada canlı yayın yapıyoruz. Her cuma saat 8'de YouTube kanalımızda. Onu da izlemenizi öneriyoruz. Ve aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Farklı bir teknoloji okuyorum programında karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.